Yepyeni bir sadece spor değil de birlikteyiz değerli izleyiciler. Yine her zaman olduğu gibi birbirinden değerli iki konuğu ağırlayacağız. Hemen konuklarımı sizlerle tanıştırmak istiyorum ki zaten çok yakından tanıyorsunuz. Sevgili Hakan Hatipoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve sevgili Çiğdem Tunç hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Öncelikle davetimizi kırmayıp bu zor günlerde geldiğiniz için, stüdyomuzu şereflendirdiğiniz için sizlere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. O kadar güzel bir bina, evet. O kadar güzel stüdyolar ve pandemi kurallarında gönül rahatlığıyla hareket edebileceğiniz tüm önlemlerle yanınıza kadar vardık. İçimiz çok rahat, stüdyo ve binaya da hayran kaldım. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Kurallar A'dan Z'ye kadar uygulanıyor tabii. Burada. Tabii. Bizler de elimizden geldiği kadar tabii uymaya çalışıyoruz. Sizden başlayalım hemen. Tabii gerçekten çok zor sizlerin yanında işte bir sunuculuk yapmak. Hakikaten Türkçe'yi en iyi kullanan gördüğüm kişilerden bir tanesiniz. Sağ olun. Nasıl böyle bir diksiyona sahipsiniz? Nasıl bu kadar güzel Türkçe konuşabiliyorsunuz? Yani özel bir eğitim almadım ben biliyor musunuz? Lise çağlarında da Üsküdar Amerikan Lisesi mezunuyum. Evet. O zamanlarda da beni konuşmacı olarak lise 1'den itibaren özellikle sevgili edebiyat hocalarımız münazaralar yapılırdı. Debate denirdi debate. Onlara. Orada hep konuşmacı olarak seçilirdim. Sonradan bütün o grupların en iyi konuşmacısı olarak seçilirdim. Bana biraz da hani bu konuşma sanatıyla ilgili yarın öbür gün bir şeyler yapacağımın özgüvenini kendi okulum ve değerli hocalarım aşılamıştır. Herhangi bir şey yapmadım. Sadece haddimi bildim. Üstadlarımı dinledim. Onların Türkçeyi nasıl kullandıklarını. Çok okudum. Çok film seyrettim. Evet. Çok haber programları seyrettim. Orada Türkçemizin zengin, geniş hazinesinden duymadığım, bilmediğim bütün kelimeleri kendi hazneme almaya çalıştım. Dinledim, laf dinledim. Şimdi niye bunu özellikle altını çizerek söylüyorum? Yanımda da çok genç bir insan oturuyor. Hani gençlere de tavsiyem odur ki dinlesinler yani üstadlarıyla mutlaka çalışmalarını, onların yönlendirmelerini kale almaksızın değil, bilakis çok değer vererek bir yol çizsinler. Yarın öbür gün sizin oturduğunuz koltukta oturmak istiyorlarsa. Evet, şimdi özellikle son dönemde baktığımız zaman Türkçemizin çok kötü kullanıldığını görüyoruz. Yani o üzücü bir nokta. Geçmiş yıllardaki spikerlerimiz, tabii şimdikiler de tabii çok iyi. Çok iyi eğitimler verdiler, iyi spikerler oldu ama genç kuşakta tabii o eski Türkçenin olmadığını da görüyoruz. Bu da aslında biraz üzücü gibi. Neyin bozduğunu biliyor musunuz? Yeni, acayip acayip kelimeler türedi Türkçe'ye. Neyin bozduğunu biliyor musunuz? İlk bozulmanın ne zaman başladığını. Yani ben ki bütün radyocu arkadaşlarımıza şapka çıkartarak önlerinde eğiliyorum. Çünkü görsel malzeme kullanmadan sesleriyle bağımlılık evet. yaratıyorlar. O 90'lı yıllarda sen muhtemelen daha çocuktun. Evet. Yeni dünyaya gelmiştin. Radyoculuk. Evet. İlk özel radyoculuğun meydana geldiği zamanlardaki dikkatsiz, özensiz, özgürlük demek bir koskoca Türkçe lisanının içeriğine ve çatısına zarar vermek değildir. Doğru. Evet, dil yaşar ama onun da kendi içinde bir kuralları vardır. O kuralları, o omurgayı yerle bir ederseniz sonuç bugün geldiğimiz noktadır. Noktaya ne yazık ki dönüyor. Şimdi sadece spor değil program. 10 parmağında 10 marifet var senin de. Ama tabii sporcu kimliğin de var. Lisanslı spor yaptın. Tabii. Su topu. Ya evet, su topu oynadım yıllarca. Omuzlardan belli zaten. Topçuların genelde omuzları çok geniş oluyor. Bırakanda oldu. Yani 2013 Akdeniz Oyunları'ndan sonra bıraktım. Katıldın mı Akdeniz Oyunları'na? Tabii 3 defa. Oo, hatta harika. Şöyle bir şey, benim annem milli yüzücüydü. 1971 yılında İzmir'de Atatürk Stadı'nın açılışını yapan sporculardan biri. Harika bir hatıra evet. Ondan 30 yıl sonra 2001 yılında ilk Akdeniz Oyunları'na yani ilk derken yani benim katıldığım ilk Akdeniz Oyunları
böyle 30 yıl sonra annemin bir ondan aldığım bir bayrak gibi oldu. Benim için çok değerliydi Tunus'ta. Ya spor çok güzel bir şey. Bir kere onu söyleyeyim. Hani bizi izleyen gençler de benim vardı. Benim kuzenim de lafınızı balla kestim. Yaman Tunç şu anda çok değerli bir diş hekimi. Milli su topçu. Kuzeniniz mi? Evet. Yaman abi. Yaman abi. Çok iyi tanıyorum. Evet. Bu tezgah değil hakikaten. Tabii. Spontane geçen bir olay. Onun soyadı Tunç ama ben hani bir an düşünmedim yani. Hani benim kuzenim. Tanışıyorsunuz. Tabii benim abim. Benden bir Galatasaray'da yıllarca oynadı. Tabii. Çok değerli bir su topçu. Şimdi de çok iyi bir dişçidir. Gerçekten. Tabii. Evet. Çok selam söyleyeyim ben. Baş tacı. Ay bak işte ne güzel oldu burada. İşte sporda ben şeyi öğrendim. Yani spor hayatın bir demosu gibi şu anlamda. Çünkü insan mesela iş hayatına başlayınca şunu görüyor ki birçok şeyi bir anda kazanabiliyorsun, kaybedebiliyorsun. Beraber hareket etmen gerekiyor. En önemlisi kriz anında bir çözüm üretmen gerekiyor. Disiplin aşılıyor insana. Disiplin aşılıyor. Üstünü dinlemeyi, aslına bir şekilde hükmetmeyi ama ona sahip çıkmayı, dediğim gibi kazanmayı, kaybetmeyi, bir sorumluluk almayı öğretiyor spor. Şimdi spor yapanlar iş hayatında eğer çok böyle lak insanlar değilse, çünkü çok tembel sporcular da var. Spor çünkü insanı oradan böyle ufak tefek paralar kazanırsan, oh burayı devam edeyim falan, yaş 35 olmuş, elinde bir iş yok, bütün arkadaşların müdür olmuş, sen kalıyorsun böyle. Yani sporu böyle ben hatta şunu söylerim, tadında yapacaksın. Evet. Sporun da fazlası zarar. Yani ben mesela çocuğuma şöyle öğreteceğim. İlk önceliğin okul olsun. Yani profesyonel anlamda sporculuktan mı bahsediyorsun? Evet. Sporun evet. Fazlası zarar. Yani yoksa şimdi, hani evde hani yine bir jimnastik yaparsın, koşarsın, şöyle, edersin. Jimnastiğe yollayacağım, yüzmeye yollayacağım ama esas o da okul olacak. Evet. Çünkü okul her şey, eğitim her şey. İyi bir üniversite kazanmak çok önemli. Tabii. Hep şunu söylerim, hayatta iki tercih çok önemli. Bir, iyi üniversite, biri de iyi bir eş. Bu ikisini doğru yaparsan hayatta çok mutlu oluyorsun diye düşünen bir insanım ben. Harika. Tabii zor da bir spor yani. Su topu benim bildiğim kadarıyla müthiş çok, efor gerektiren çok, bir spor. Çok havuzda en bir taraftan topla uğraşıyorsun, bir taraftan yüzüyorsun. Ben zorluğu şuradan biliyorum. Ben de buz hokeyi oynadım. Hiç alakasız yani. Türkiye'de ben ikinci jenerasyon başlamıştım buz hokeyine. O da mesela müthiş bir efor gerektiriyor. Perişan bir şekilde eve dönüyorduk antrenmanlardan sonra, ya da maçlardan sonra ama su topunun daha zor olduğunu söylerler. Zor tabii ki. Suyla mücadele var. Suyun altında her şeyi yapmak, vurmak serbest. Benim kaç kere dişlerim, parmaklarım kırıldı. Bütün parmaklarım kırıktır, yamuk yumuktur hatta. Tabii biz de az sopa yemedik bu sokeyinde kafamızı. Ama şöyle diyeyim. Spor sayesinde geçen gün eski pasaportlarıma baktım. 48 ülke gezmişim milli takımla. Çünkü gezmenin insana çok şey kattığına inanırım. Yeni insanlar, yeni kültürler, yeni coğrafyalar görmek vizyonu genişletir. Sırf bu bile yanıma kar. Onun dışında tabii milli takımda olmak, spor yapmak, buradan belki manevi, maddi bir şeyler kazanmak, hepsi hayatta bir şey katıyor. Senin o bakış açını, şöyle başladın bakış açını, vizyonu spor böyle yapıyor. Vizyonu genişletiyor. Mesela en büyük hayalim, tabii hiçbir zaman ulaşmak nasip olmayacak buna ama mesela işte bir olimpik bir sporcu olup, olimpiyat oyunlarında mesela olimpiyat köyünde kalmak, o dünyadan işte bilmem 200 ülkeden sporcuyla aynı atmosferde katılan arkadaşlarıma sorduğum zaman yani müthiş diyorlar yani. Dünyanın dört bir köşesinden sporcular, oradaki sohbetler, o olimpiyat havası da gerçekten çok başka oluyor. Şimdi bir klibimiz var. Sizin tiyatro oyunlarınızla alakalı. Bir onu izleyelim, ondan sonra birazcık tiyatro üzerine konuşalım. Teşekkür ederim. Şu odanızı gürledi bir gün beni yüceler götürecekler. Evet ya, bu da mahalle ya. Zaten ne oldu ki diyecek, değil mi? Ordudan benim de, ordudan. Ablam ne bilir diye diyecekler. Sen bunları bilmiyor musun baba? Hava gazı kaçacak yapmış, bunlar çıkmış. Kabalıklar ayıp oluyor ama ne be? Sen hala olsa ne yazar lan? Ah, sen bir yerci bulacaktın ben de. Bu ne bu? Artık bizi. Daha kaç kere manara edeceğim? Şu istekle denen kabahatini sinekliğine seni ha? Daha akımlanmadınız mı oğlum? Bana bak, beni karıştırma, çok kötü olur ha! Ayıp oluyor ha, ayıp oluyor. Allah Allah, ya abla bırak sen ne bunları ya? Beni yapılamıyorlar, boş ver ya. Ne bak, siksi! Siz ne olacak? Ne oluyor ya, yine bağırıyorsunuz? Ay ne bağırıyorsun, demiş artık. Gözleri aşka gülen,
Taze sevdalısın. Gel bana her gece sen. Gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece sen. Gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş, beşler ışık. Gözleri öpülebilen. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel. Evet, şoför Nebahat. Evet. Beyaz Perde'yi de yanlış hatırlamıyorsam iki kere aktarıldı. Tabii, evet. İlk defa da tiyatro sahnesini biz taşıdık. Barış Bölükbaşı adlı yazarımız, genç yazarımız, çok kıymetli, Ankaralı. Ona rica ettim, çok zor bir şey isteyeceğim. Hayatım boyunca bu karakteri canlandırmak istemiştim. Şoför Nebahat, tiyatroda biz bunu yapabilir miyiz derim. Çünkü sinema filminin elverişliliğiyle tiyatro aynı değil. Harika bir metin yazdı. Bana da harika bir kast oluşturmak ve de hakkını vererek sahnelemek ve oynamak düştü. Üçüncü sezon, üç mü dördüncü sezon? Dördüncü sezon. Devam ediyor. Tabii geçen sene büyük sekteye uğradık tahmin ettiğiniz gibi. Pandemi olayından dolayı ama. Şu anda ara verdiniz galiba değil mi? Devam ediyor mu şu anda? Ara vermedik. Aslında bir 9 ay. İşte çıktığından evet. İtibaren en son 22 Şubat 2020'de oyunumuzu oynadık. Oynadınız. Arkasından zaten bütün dünya kapandı. İlk başta da tabii etkilenen sahne sanatları, tabii. Müzik sektörü biliyorsunuz. Evet. Oturduk. Pandemi hızını aldı. Yaz aylarında bir rahatlama oldu. Yani toplam o tarihten işte geldiğimiz 2020'nin sonuna yaklaşıyoruz. İki kere perde açtık eski oyunlarımızla ve geri kalan zamanda ben kanadı kırık bir kuş misali Cahide Songu oyununu evet. Hazırlamak üzere hem Kültür Bakanlığımız desteklerini sundular diğer özel tiyatroları olduğu gibi biz de devletimizden de aldığımız bu güçle dedik ki kendimize nereye gider? Ne olur bilmiyoruz. Bu evet Cahide. Yeni hı-hı. Daha 2 gün önce çok güzel. Çekildi. Neyse ondan sonra bizim dedim görevimiz hazır olmak. Hazır olmak. Önce can sağlığı. Önce benim ülkemin can sağlığı. Dişimizi sıkıyoruz. Ama bize düşen vazife kendimizi salıp işte şöyle mi olacak böyle mi olacak diye. Bizim vazifemiz ne? Bu. Tiyatro. Biz hazır olacağız. Ondan yarın öbür gün açıldığı zaman çat hemen çıkıp oyunu sergilemeye devam edecek. Geçtiğimiz günlerde yine gittim arkadaşlarımın tiyatro oyununa. İnanır mısınız tiyatro gerçekten de en güvenli bir şekilde pandemi kurallarına uyabileceğiniz ortam. Mesela Ali Beyciğim ben burada oturuyorum. Birlikte geldiğim arkadaşım sizin oturduğunuz yerde oturuyor. Bakın aradaki mesafeye. Sonra kameranın orada oturuyor. Girerken ölçümler gayet güzel. Her yerde hijyen noktaları. Maskesiz asla seyredemiyorsunuz. Evet. Sosyal mesafeli ve maskeli. Ve arkadaşlarımız biz de böyle yaptık. Oyunlar mesela eskiden 2,5-3 saat sürebiliyor iken. Şimdilerde 1 saat, 1 saat 15 dakika girdi çıktı maksimum 1,5 saatte. Ruhlar için de bu çok gerekli. Kesinlikle, tiyatro iyileştiriyor. Kesinlikle. Onun için... tiyatrolara davet ediyorum ama öncelikle de can sağlığı diliyorum tüm dünyaya ve başta canım sevgili ülkeme. Vallahi ben şu an bir etkinliğe gidecek olsam bir konsere değil ya da başka bir açılışa festivale değil tiyatroya gitmeyi tercih ederim evet, diye. Sakin. Çünkü tiyatro izleyicisi ben hep gittiğimde onu gördüm yani. O kadar bilinçli. Kültürlü, altyapıya sahip. Denileni anlayan, vizyonu olan, yani her şeyle oturması, kalkması, saatinde orada olan, tabii. Hani bir sinema gibi de değil. Sessiz, yani evet. Biliyor ki o saatte oraya girmezse oraya giremez. Sinema tabii. Gibi değil yani öyle kenardan. Tabii. Gelir, maskesini takar eminim, tabii. Hijyenini yapmıştır. Tabii. İnsanlara selam maskesiz verir. Maskesiz alınmıyor zaten. İşte, tabii. Yani mümkün o, değil hiçbir şey, yere. Onu hatırlatmaya evet. Bile tiyatroda evet. Gerekir. O yüzden mesela şu an... Benim en güvenle gidebileceğim yer. Evet açıkçası. Gerçekten. Yani ailelerimizin can sağlığı, seyircilerimizin bizim için önce o olmadı mı
Değil mi sevgili Ali Baransel? Evet, kesinlikle. Can sağlığı olmadı mı, hayat olmadı mı, bütün bu ürettiğimiz şeylerin hiçbir kıymeti yok. Bir anlamı yok, kesinlikle. Onun için asıl olan sağlık, sağlık için son derece güvenli ve sakin bir düzenek sunuyor tüm tiyatrolar. Başta devlet tiyatrolarımız, şehir tiyatrolarımız ve biz özel tiyatrolar. Bir de böyle davetkarım yani. Restorana gidiyorsun, 50 kişilik restoran. Yine şu an hani normal tabii. Bir zamanında akşamüstü 30-35 kişi var. Eğer ortamda bulunabiliyorsan maskeni tabii. Cebine koyup. Burada da rahatlıkla. Kusura bakma da tiyatroda tabii. Daha yüksek evet. Bir şeyde, tabii, daha çok, geniş çok, mesafede tabii, tabii. Evet. Rahat rahat durabilirsin yani. O yüzden bilmiyorum bana çok şey yani gelmiyor. Çeşitli ülkelerde tabii çok farklı tedbirler alınıyor. Ben zaman zaman bakıyorum mesela Rusya'da, Rusya Federasyonu'nda özellikle mesela Moskova'da ve St. Petersburg'da evet. Konserler devam ediyor. Tabii. Çok enteresan yani bayağı kapalı mekanlarda. İşte oraya 1000 kişi alıyorsa şimdi 500 kişi alıyor tabii, ama insanlar oluyor. Yan yana tabii. Ama orada bu kadar mesafe de yok. Evet. Ya yani mesela bu salgının en çok yaşandığı ülkelerden bir tanesi. Tabii. Yani çok enteresan geliyor bana ya yani çok farklı ülkelerde çok farklı şeyler. Hani ben çok güvenli görmüyorum açıkçası oradakini. Biz burada bir daha evet. Sağlıklı tedbirler alıyoruz ama o da ilgimi çekiyor açıkçası yani. Amerika Birleşik yok, Devletleri'nde falan o pandeminin ilk hani çok böyle azgın hareketler oldu. Protestocu hareketler oldu, havuz partileri, şunlar bunlar. Yani hani diyeceksiniz ki dünyanın bir numaralı ülkesi oldu. O nerede o terbiye var? Devlet sana empoze etmeden dahi kendi kendine otokontrolle uzak doğuda var. Uzak doğuda var evet. Ne yazık ki pandemi evet. Kuşakları da uzak doğuda evet. Ama uzak doğuda var o. Evet. Doğru. O Güney Kore'ye git var. Evet, Japonya, Güney Kore, Çin özellikle o disiplini fazlasıyla edinmiş durumlar. Avrupa bile biz çok medeni görüyoruz Avrupa'yı. Hiç alakası değil, yok. Alakası orada yok. Da işte geçtiğimiz günlerde İtalya'da isyan çıktı işte tabii Napoli'de, Almanya'da. Belçika'da arabaları salladılar, evet. Polis arabalarını yerlerden yerlere çarptılar. İşte bu başkanlık seçimi tabii. Süreciyle bu pandemideki o kapatma dedikoduları çıkınca Portland'ı yaktılar ya. Yani tabii, bayağı evet. Bildiniz. Yani Portland, bize çok haber gelmedi çok buraya. Azılı, çok servis edilmedi. Oldu, evet. Ama bayağı sokaklarda arabalar yaktılar. Maske evet. Karşıtı gösteriler falan. O yüzden sadece aslında bizim ülkemizle de alakalı bu insanların bir isyanı gibi ya da hayır, bir çok, iş bilmez ya da disiplinsizliği gibi bir şey yani. Kültürün beşiği biz Avrupa'yız, şöyleyiz ama Türkiye'de bir tane yaşlısını heder etmedi evet, ülke evet. Pandemi sürecinde. Evet. Yaşlısını eve koydu. Evet kızdılar, çok bunaldılar. Allah başımızdan eksik etmesin. Onları koruduk. Onları bağrımıza bastık. Hiçbir bakım evinde, hiçbir şeyde yaşlılar ölüme terk edilmediler. Hey hey Avrupa. Öyle bizim tabii. Tey yani. Öyle ya. İsim ülkeleri söylemeyeyim yani şimdi hani bir yanlış anlaşılmamış ama birçok ülkede yani medeniyetin beşiği olarak gösterilen birçok ülkede ölüme evet. Terk ettiler. Tabii. Ölüme terk ettiler. Hiçbir terk sağlık hizmeti vermedi. Evet. Bizim ama örf ve adetlerimizde de çok güzel şeyler var. İşte mesela hiç evet. Bilmezdik bugüne kadar eve girene kolonya ikram edilir. Giriyor eve sen onu çok bir şekilde temizliyorsun. Bir şey. Biz eskiden zaten böyle şey olurdu. Bunlar dezenfekte oluyoruz. Evet. Aynen. Evet. Şimdi bu var. Onun dışında evet. O eski adetimiz geri döndü. Çok güzel bir şey o. Kapıda ayakkabı çıkarma diye bir olay tabii, var. Evet. Evet. İtalya'da falan böyle değil. Yok evet. Canım. Bir de İtalyan aileleri geniş. Çocuk sokakta geziyor. Tabii. Ayakkabıyla üstüyle geliyor. Aa mamma mia mamma mia evet. Evde geziyor. Hop korona. Geçmiş mamma, aprire la porta. Yani bizim işte yani halkımızın birçok kısmının namaz kılması, namaz kılmak evet. Demek, abdest almak demek. Evet. Günde 5 defa temizlenmek demek. Temizlenmek bizim en önemli bak. Lafımızdır. Temizlik imandan gelir mesela. Tabii, evet. Hani böyle bir toplumuz. Yani en çok zaten bu virüsün burundan girdiği söyleniyor. 5 evet. Kere burnuna su çekiyorsun. Tabii. O da aslında bir temizleme. Nasıl bilinçli evet. Değil mi? Nasıl progresif bir din, İslam dini. Bütün dünya tam tersini göstermeye çalışırken çoktan sistem. İlahi sistemi almış 5 kere su çekiyorsun kulakların içi yani mikrobun vücuda giriş noktalarını İslam'ın kurallarında var yani bilim ve inanç aslında ne kadar bir arada iç içe geçmiş durumda ne kadar lütfen kıymetini bilelim sonra bizim şark adetlerimiz Anadolu adetlerimiz dediğin gibi kolonyaydı ayakkabılarla dışarının mikrobunu içeri aslında çok öndeyiz.
kesinlikle. Fazlasıyla öndeyiz hem de ama. Aslında o kadar çok kıskanılıyoruz bazı, evet, bazı şeylerin de kıymetini bilemiyoruz. Bir taraftan da ciddi bir şekilde kıskanılıyoruz. Döneceğiz. Bak abi geri döneceğiz. Şöyle geri döneceğiz. Artık insanlık öyle bir noktaya geldi ki böyle kötülük, hainlik hepsi pik yaptı. Böyle en zirve noktada. Zirve. Artık bunun bir şekilde dönmesi lazım. İnsanların toprağa yaklaşması, birbirine yaklaşması, iç barış, ülkede, dünyada saygı, sevgi. Bunlar artık öbür tarafında o para olan tarafı çöpe atıp biraz daha böyle oturması gereken bir düzen. Eskiye dönüş çok önemli, çok değerli. Evet, köklerimizi yani, bilmeliyiz. Ben 76 doğumluyum, 1976 doğumluyum ama en çok mutlu olduğum dönemler işte öyle 14-15 yaşında. İşte o 80'li yılların sonu, 90'ların biraz başı falan. Şimdi evet. Geçmişe dönüp baktığımda o zamanlar daha mutlu olduğumu da şimdi ama yarıştayız aslında. Abi. Hangi ayakkabıyı aldı, ne giydi, nereye gitti, ben de ne gideyim. Çek selfie, bunlar ev var, ev. Ama işte adam 8 tane oda yapmış içeriye, 8 tane. Instagram'da 50 lira veriyorsun, içeri giriyorsun, sana Instagram için içerik sağlıyor. Günde 100 kişi giriyormuş 50 liradan, 5 bin lira. Allah Allah, bu ne? Adam ben 3 bin, ilk defa duyuyorum. Instagram evi diye bir şey. Adam 4 bin liraya, 3 bin liraya daire kiralamış, 8 bölme şey yapmış. Bir tanesinde arkada disko topları, birinde kırmızı ışıklar, Allah Allah. Birinde küvet var böyle. Fotoğraf çekip fotoğraf çekmek için. Instagram'a içerik çıkarmak için. Ya inanılmaz. Girişimcilik ruhu diye ben buna derim. İlk defa senden duyuyorum böyle bir i̇şte şey. Ama hakikaten. Bak gençlik bu böyle bir ihtiyacı doğru. Var. Bu noktaya gelmiş artık. Yani şimdi ben de çocuk yetiştiriyorum. 2 yaşında bir kızım var. Allah İnşallah. Ama kendi gördüğümüz gibi. Ama siz çok tatlı anne babasınız. Çok. Ya, her sizi anne görecek. Baba gerçekten çok tatlı. Ama bilmiyorum bu çocuk şimdi benden koptuğu zaman dışarıda neyle karşılaşacak? Beni korkutan o. Evet. Ben her şeyi versem de okula gittiğinde arkadaşından ne alacak? Dışarı çıktığında başkalarından ne alacak? İşe gittiğinde patronundan, iş arkadaşından ne alacak? Kimle evlenecek? Bunları düşünmek şu an hayatımın önceliği ve kaygı diye bir şey girdi hayatıma baba olunca. İşte baba olmak farklı bir duygu güzel, demek ki. Evet. İnsan hayatında da büyük değişikliklere sebep oluyor. Anneni babanı anlıyorsun. Evet. Anne baba olunca anneni ve benim babam annem beni arar 30 küsür yaşında neredesin oğlum saat kaç oldu evlensem bile niye bu şey benim üzerimdeki derim ama şu an anlıyorum. Öyle şimdi bile ben mesela telefonu iki kere üç kere açmayınca ısrarlar mı devam merak ediyorlar et, tabii tamam. Yani ondan sonra bize bazen Allah ya ne yapıyoruz ya evdeyiz abi. Evdeyiz zaten ya olur mu falan işte o duyguyu biz aslında ben bilmiyorum açıkçası evet. Şimdi sen de yeni evet. Öğrenmeye başlıyorsun. Sevgili arkadaşlar seninle ilgili bir klip var onu da izleyelim ondan sonra hem var mısın yok musun Survivor'ı ben merak ediyorum Survivor'la ilgili de konuşmak tabii, istiyorum tabii. Bakalım. Tekrar gittik Dominik Cumhuriyeti'ne. Evet, Santo evet. Dominica değil mi? Orası Santo Dominica. Santo Domingo, Dominik'in başkenti. Hatta şöyle bir karşılığı var. İspanya'da bu ilk ne derler, kaşifler çıktığı zaman tam denk gelen ilk noktaymış. Hmm. Hatta Christoph Colomb'un da heykeli var. Heykeli. Amerika dediği ilk yer Santo Domingo'ymuş. Hmm. Dominik Cumhuriyeti'nin öyle bir özelliği ve manevi bir tarafı var. Benim 3 Survivor'ım var. Biri Panama'daydı. Pasifik Okyanusu'nda. İlk Survivor mu Panama? 2010'da evet. 2010'daki 15, kızlar erkekler değil mi? Evet. Enteresan bir 2015 ve 18'de de All Star ikisi de Dominik'teydi. Yani yaklaşık hayatımın bir yılı çadırda. Daha doğrusu bir barakada gökyüzüne yıldızlara bakarak insanların dönmesi gereken ve hep böyle istediğim noktada geçtim. Doğaya döndüm. Börtü böcek. Hiçbir kafada düşünce yok. Evet. Hayatta kalmak için tabii. Orada yaşıyorsun. Ve dünyanın en keyifli prodüksiyonlarından birindesin. Hani buradan tekrar söyleyeceğim. Acun abi gerçekten televizyonun bence dahi insanıdır. Bu konuda hani şey olarak söylemiyorum. Ben şey diyorum televizyonun çok pelesi. Başka. Yani bu işin evet, Maradona'sı. Doğru, yani. Gerçekten aynen. Doğru. Bak Çiğdem abla demin ne diyor? Tabii. Evet. Olsa da biz de gitsek olsa diyor. Olsa da diyorum veteranlara yapsa sevgili benim de Acun, çok hoşuma gitti. O VTR'yi evet. izlerken aslında güzel tabii. Bir konsept olur değil mi? Güzel bir konsept olur tabii. Veteranlar alalım. Yaş kuşağım yani. Banko şampiyon olur. 40-50 öyle mi?
diyorum, hırslıyım doğru. Yani gitmeden tabii ev ödevimi yapıp. Spor var. Fit, spor yok bende. Hitabet var. Oğlum spor yok bende. Var olmaz. Sana komşu olacağım peşinde. Ben size şöyle baktığım zaman karşımda bir ne derler retired. Emekli bir sporcu görüyorum. Ama işte o da güzel. Ama işte bir de balenin de tabii bunda çok büyük bale, etkisi bale, var. Tabii balenin zaten evet. Balede spor. Bale tabii aynı şey aslında. Yani sanat sporu bale de omurgayı şu büstü ve omurgayı omuriliği bunları güzel kullanmayı öğretiyor. Evet. İçindeki disiplin. Tabii tabii. Oradan bırakmıyorsun kendini. Hep busun. Hep diksin. Hep kas kontrolünü ömür boyu. Tabii. Yani onun için mesela velilere de tavsiye etmek lazım. Bütün belediyelerimiz de gelir düzeyi değil halkımıza bila bedel ücretsiz böyle şeyleri kursları açıyor. Çocukların bale veya spor iyi alışkanlıklar kazanması için yönlendirilmesi lazım. Çiğdem abla şeyde ne hissettin? Hı. Geçen gün bir video izledim de keşke olsa da görmediysem göstermek isterim. Bir tane Alzheimer hastası bir... Gördüm. Balerin hanımefendi. Kadın böyle. Yaklaşık 85-90 yaşında. Evet. Kulaklığı takıyorlar. Evet. O Kuğugölü Balesi miydi? Kuğugölü Balesi mi şey yapıyor? Ya öyle. Bak hala tüylerim diken. Müthiş. Evet. Müthiş. Bir de eş zamanlı o görüntüleri gösteriyorlar. Evet. Evet. Bir, bir de yine bu son dönemlerde yayınlanan bir görüntü var. Bir piyanist, çok eski bir piyanist şey yaptılar. Elleri yok. Ona tekrar özel bir aparatla parmaklarını kımıldatacak şekilde bir düzen yaptı. İlk defa piyano çaldı o da yıllar sonra. Yani gözyaşları içerisinde. O da beni çok etkilemişti açıkçası. Çok. Birbiriyle paralel. İşte müzik, yani sanat, bir aşk, spor tabii, böyle tabii, bir aşk. Aşk, evet. Büyük aşk yani. Kesin, işte biraz tabii. Önce işte bale tabii müthiş bir temel. Sporda da her spor dalı için mesela jimnastik çok müthiş bir temeldir. Çok, yani. Tabii. Jimnastik tabii. Yani boksörler için, futbolcular için, basketbol, her spor dalı için jimnastik de temel bir spor dalı. Çok başarılı oluyor jimnastikçiler. Evet. Spor yaptıkları zaman. Mesela aklıma gelen ilk isim Aykut Kocaman. Aykut Hoca çok önemli bir jimnastik sporcusu. Bak tabii. Ben de bilmiyordum. Aykut Hoca. Dolayısıyla mesela saha içerisinde de futbol oynadığı dönemlerde çok böyle enteresan golleri vardır. Tabii rövaşataları evet, rahat evet, çıkar. Demek ondan şimdi oldu. Hoş ben Galatasaraylıyım ama size de çok gol atmışlığı vardır. Tabii, çok, müthiş golcüydü. Hocalığı da tabii muhteşemdir. Ya nasıl geçti ada? Ben işte arkadaşlarım da katıldı tanıdığım, yakın tanıdığım. Onlara da sorma fırsatım olmuştu. Enteresan bir yer. Yani orada doğayla baş başa, evet. Açlıkla mücadele. Evet. Ya şöyle, nasıl geçti? Bir de tabii orada böyle bir dedikodu tabii. Kazanının şimdi, da içerisindesin bu bir, sürekli. Sonuçta reality show. Senin psikolojiyi her de etkileyen tabii. Faktörler psikolojiyi var. Psikolojiyi etkiliyor. Bir kere yemek yemediğin için. Tabii. Beyin fonksiyonları doğru çalışmıyor. Yani kararlarında, konuşmalarında, bazen durman gereken yerde kendini tutamıyorsun. Tabii. Unutmaya da başlıyorsun. Ben askere gittiğimde bu duyguyu yaşamıştım. İlk iki hafta. Sanki bundan öncesi hiç yoktu sivil hayatım. Survivor'da da öyle oldu. Sanki annem, babam, kardeşim artık yoklar ve ben hep burada yaşayacağım. Aa, sen de aynı duyguyu hissettin değil mi? Askere gittiğinde, işte, dedim askerde ya. 10. günde, 15. günde bir önceki yani ondan önceki hayatım yok oldu. Aynen. Bir daha da yani burada doğdum, burada herhalde kalacağım diye düşündüm. Aynen. Yani. Öyle bir psikolojiye burada da öyle oluyor. Yani. Burada da öyle oluyor. Ama mesela benim eşim evde ufacık böcek görsün, çığlık atar Gizem. Evet. O da mesela 2 ay Survivor'da kaldı. Evet. Şunu söyleyeceğim. İnsanoğlu her sisteme her şeye alışır. Adapte oluyor. Yani çok zengin adam 2000 lira parayla da ya da 1000 lira parayla da yaşamaya alışır. İşte çok böyle kötü bir yerde de yaşamaya alışır. Çok soğuk bir iklimde de yaşar, sıcakta da. Ben insanın sistem tabii. için yaratılmış, sisteme uyum sağlayabilen bir tabii. hamur olduğunu düşünüyorum. O yüzden Survivor'da bence o anlamda herkesin yapabileceği ama psikolojisi de çok zor olan bir yer. Ama çok keyifli. En iyi anlaştığın. Yani, tırnak içinde. Kimdi mesela? Cumali diye bir arkadaşım vardı benim. Iğdırlı. Daha böyle hani bana göre, sana göre. Seviliyordu o Cumali. Daha böyle Anadolu insanıdır. Anadolu'nun özüdür. Çok tatlı. Tur abiyle aran iyi oldun. Çok iyi oldun. Tur abiyle aram kötüydü. Ama biz onunla tabii kötü derken burada rekabet anlamında. Yarışma psikolojisinde tabii canım. Tabii ki. Ben yani nasıl diyeyim işte İstanbul'a geldik mesela. Gizem işte Tur abinin annesi ameliyat olacakmış bir haberin var mı diye sormuşumdur mesela. Hani o insani bir refleks. Evet. Bu buradaki rekabet. Ben düşsem Tur abi beni tutar yani. Öyle bir şey yok yani. Bir bakalım aramızda. Mı o görüntülere, evet. Allah, o dostane görüntülere yaz. Yıl 2015. Yıl 2015 evet.
Akıllı konuşacaksın, benimle düzgün konuşacaksın sen de. Sen doğru konuşacaksın. Sen bana her şeyi öğretemezsin. Öyle palyaço falan diyemezsin kimseye, tamam mı? Kardeşim bunu hak ediyorum. Ya, bu kadar. O zaman ona göre davran. Ona göre bana göre davranıyorum zaten. Ona merak etme. Böyle artık yapma. Bunlar çok güzel anılar. Evet. Çok kıymetli. Orada olan orada kalan şeyler. Tur abi de hepsi benim arkadaşım, kardeşim, abimdir. O yüzden hiçbir şey yok. Yani dedim ki bu bir program. Orada bir hedef için mücadele ediyoruz. Ya bu da çok önemli güzel aslında. Olan çıkınca o kontağı kapayıp insan kapatıyor. Evet evet, yani şimdi onu söyleyecektim ben de. Aslında kin tutmayan bir özelliğim var. Son derece iyi bir yapıda bir insan olduğunda aslında bu göstergesi. Yani insani özellikleri taşıdığının en güzel göstergelerinden bir tanesi. Sağ olun, sağ olun. Vallahi. Yani işte güzel bir yarışma. Hayatıma çok şey kattı. Tabii. Acun abiyle bir 11 yıldır bir abi kardeşliğimiz var. Var mısın yok musunla asıl tabii, başlayan tabii, bir. Tabii orada başladı. Yani ne bileyim ben hani böyle bir yol düşünmüyordum hayatımda. Ben kurumsal çalışan bir reklam ajansında, yabancı bir reklam ajansında çalışan bir bireydim. Çok güzel işler yapıyordum. Belki şu an olduğum noktadan çok daha iyi yerde olacaktım ama benim için bu yolda eşimle tanışmak. Yani işte onu söyleyecektim. Eşinle tanışma fırsatım oldu. Yani o benim kader çizgim, kaderim o. Yani bir programda eşimi tanıyorum. Sonra 2 yıl içinde evleniyoruz. Şu an işte bu yıl 10. yılımızı kutlayacağız Temmuz maşallah, ayında. Maşallah o kadar oldu. Evet oldu vallahi Çiğdem abla. Öyle bir geçer zaman ki. Saygıyla, sevgiyle, birbirimizi bebekleri kırmadan. Bebekleri var. Yepyeni ailemize, bir yola girdin aslında. Evet, yepyeni bir yol. O yüzden, çocuğun evet, dünyaya Survivor geldi. Bebeği. Aynen aynen. Yani bambaşka bir yere geldi hayat. O yüzden hayatımda olan her şeye iyi ki diyorum. Belki dışarıdan bakınca çok işte Survivor'dı, yarışmaydı falan çok basit şeyler gözükebilir. Gerçekten de ben de bazen böyle olabileceğini düşünüyorum ama hani ne olursa olsun ben mesela Acun abinin günde 3 saat kanalını emanet ettiği biriyim. Burada evet Survivor konuşuyorum ama oradaki benim oyun alanı ne biliyor musunuz? Orada 2-3 dakika bir gence, bir çocuğa, bir anneye, babaya bir mesaj verebiliyorsam mesela nasıl örnek vereyim? Bir kere oldu işte. Şey dedim, ya dedim annenizi babanızı kırmayın dedim. Yarın öbür gün bir şey olur. Pişman olursunuz gençler, bakın çok duyuyorum bunu. Yapmayın dedim. Biri bana mesaj attı. Hakan abi merhaba. Dün senin programını annemle ayrı köşelerde izliyorduk. Çünkü küstük dedi. Sen öyle deyince sanki üstüne söylemiş gibi birbirimize baktık. Gittik birbirimize sarıldık ve barıştık. Allah razı olsun dedi. Ne güzel, yani ne güzel işte. Şunun mutluluğu bile benim için bambaşka. Ya benim orada bir oyun alanım var. İşte programda çok tutan... popüler kültürün içinde keyifli, değişik bir program. Onu yorumluyoruz öyle. Eğleniyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Evet. Ama bu sabah, şimdi Çiğdem ablaya bağlayacağım konuyu. Sevgili Okan Bayülgen'in Armağan Çağlayan'la bir röportajını dedim. Orada çok güzel bir şey söyledim. Yani tiyatro çok başka bir şey, sinema çok başka bir şey. Niye biliyor musunuz? Beni şimdi televizyonda izlemek bedava. Ama Çiğdem ablayı orada izlemek için giyiniyor, gidiyor... Bir para ödüyor, 3 saatini veriyor, sesini çıkarmıyor. Böyle oturuyor, en sonunda ayağa kalkıp alkışlıyor. İşte zaten hani esas sanatçılık da bu noktada bu. Ben o yüzden, evet. Ben popüler kültürün bir figürüyüm. Bu kadar, bunu hep kabul ederim, söylerim. Sen istiyor musun tiyatro yapmak? Ben mi? Sen yani istiyorsun şöyle, bir tiyatro. Haddim değil ama ilk oyununuza gelmek isterim şimdi açıkçası bak, izlemeye. Baş tacı. Baş tacı zaten babanız, büyüğümüze de ben göndereceğim. Çok o başka bir şey. Herkes tiyatro yapmak isteyebilir. Yapmaya da kalkabilir. Televizyon figürü de olmak isteyebilir. Sunucusu, spikerliği, işte evet. Sevgili Ali Baransel gibi. Yapamayanı zaten sahne ve televizyon kusar. Ama sen zaten hayatında o kadar büyük ve zorlu challenge mücadelelerden geçtin ki doğru bir hocanın yanında doğru şekillendirip sen çok güzel kazandırılabilirsin. Hamlet oyuna demiyoruz. Hı hı. Bir komedi olur. Daha böyle eski bir ne bileyim ben Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir oyun olur. Daha da eski işte bizim Binbir Gece masalları yaptığımız o tarz bir şey olur.
O kadar yakışırsın ki. Sağ olun. Ya bu döngünün tabii. içerisinde kalabilmek de zor. Evet. Yani birçok reality show'dan isimler tabii. çıkıyor ama bu yurt dışında da böyle. İşte tabii. ben mesela hani Amerika'yı daha çok takip ediyorum. Orada da buna benzer onlarca show var, evet. işte televizyon programı var ama aralarından 4-5 tanesi ya da bilemediğiniz 10 tanesi o çizgisini sürdürebiliyor. Tabii. Yani tabii. dediğiniz gibi bünye zaten bir şekilde atıyor. Atar. Dolayısıyla Kusar. Sen de uzun süredir bu döngünün içerisindesin. Ben tiyatroda da zaten Behzat Ç'de oynamıştın da var. Evet, 80 bölüm bir dizi şey yani, var. Evet. Sonuçta bir oyunculuk evet. kariyeri de tabii. mevcut. Her gün bir şey öğrenirsek tiyatroya de. Tiyatroya da geçiş olabilir. Burada hani onun da artık şeyini yapalım. Orada da şimdi bir şunu sevmiyorum Hakan'cığım. Kimse ukalaca tepeden bakarak bu sahneye biz çıkarız ama sen çıkamaz. Bunu kimse diyemez. Böyle bir hak kimsenin yok. Ama deniyor biliyor musunuz? Ya ben bunu dizi sen setinde de yaşadım. Tiyatroda da duyuyorum. Hani nasıl diyeyim? Okullu, mektepli olmayana, daha dışarıdan evet. olana karşı evet. bir şey var. Öyle ki benim gibi işte bir televizyon programından çıkmış. Ah aman falan. Yani evet. bir şey var. Haklılar da. Çünkü herkes işini yapmalı. Hani o laf ben çok sevmem ama değişik. Ama sen de popüler bir figür herkes sonuçta. Herkes önünden geçsin. Seni görmek isteyenler de var bir dizide. Tabii, evet. Ben evet, mesela Behzat ki. Ç'de mutlu olduklarını düşünüyorum mesela seni sevenlerin, mesela orada izleyenlerin. Yani dolayısıyla şimdi seni Ç görmek isteyenler gibi bir de var. Dizi zaten hep tiyatro sanatçılarıyla tabii. üst düzey çalışıyor. Ondan sonra bir eğitim o da ya Erdal Beşikçioğlu. Ya Erdal'ın şöyle zaten her jesti evet. ve mimiğini seyretmek başlı başına. Ya Erdal Beşikçioğlu, bir Zafer Algöz, Güven Kıraç, Tilbe yani, Saran. Evet. Onun dışında daha bir sürü oyuncu. İşte Ahmet Uğurlu. Hani evet, Ahmet Uğurlu. Tabii. Çok severim mesela. Çok tatlı bir insandır. Selam müthiş, olsun. Müthiş bir gerçekten oyuncu. Çok büyük karakterler vardı. Benim için bir güzel bir okuldu. Tabii canım. Ama şu an böyle bir tarafta kalmak ben nasıl diyeyim bir ekran önünde anlatan, modere eden kişi olmak beni şu an daha çok mutlu ediyor, ediyor, tatmin ediyor. Tabii. Herkesin öyle bir tercihi, kariyer, kendi evet. planı. Ben böyle devam ediyorum. İleride düşündüğüm şey de yine masa başında bir moderasyon, bir sunuculuk ve nasıl diyeyim, bir analiz yapma. Çünkü analizimin iyi olduğunu düşünüyorum. Yani önemli. Mesela Rıdvan Dinmen'in bu konuda çok yetenekli olduğunu düşünüyorum futbol konusunda. Ben de mesela sokakta farklı bakabiliyorum bir çifte, bir insana, bir geçen bir otobüse bir farklı bir bakış açım var mesela. Onu şu an değerlendiriyorum diye düşünüyorum yani. Evet. O konuşurken ben kafamda kast yapıyorum. Bin bir gece masalları. Hangi rolü Şah verebiliriz? Şahzaman rolü. Buldunuz. Bin bir gece şu pandemi koşulları artık sağlığımıza kavuştuğumuz anda oynadığımız en şahane oyunlardan biri. Şehrazat, masalları evet. anlatan Şehriyar, bütün hükümdar, Semerkand'ın hükümdarı Gaddar, onun kardeşi elinde kılıçla geliyor. Allah! Hakan tamam bulduk, rol de tamam. Tamam, rol de tamam. Derhal alıyor. Derhal. derhal. Burada o işi de ama ben şekillendireceğim. Yani. Zaten tecrübesi var. Nasıl yakışır? Niye almayayım? Niye sevilen bir figürü ben almayayım tiyatroma? Onu seven seyircilerin gelmesine niye engel olayım? Evet. Veya onu niye alıp yapamayacak ise eğer hem seni hem kendimi riske atayım. Şekillendirir. Provalarda her şeyde zaten kanıtlamış kendini, milyonlara konuşuyor her var gece. Var mısın Hakan, var mısın? Ne yapayım? Var mısın? Şahzaman. İnşallah tabii ki ya. Şahzaman bayılır. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi televizyona biraz dönmek istiyorum. Mesela işte tek kanallı TRT dönemi. Evet. Hakikaten en sevdiğim ikililerden, hatta en sevdiğim yani çünkü zaten fazla da yoktu. Mehmet Ali Erbil'le, sevgili Mehmet Ali Erbil'le uzun yıllar birlikteydiniz. Mehmet Ali Erbil, Çiğdem Tunç. Bu isim, yani iki evet, isim bütünleşmişti tabii. aslında. Bütünleşti, evet. Ya o macera nasıl başladı? Evet, mesela nasıl bir araya geldiniz? Ben onu çok merak ediyorum açıkçası. Sevgili Ali Baransel, demin bana sordunuz ya diksiyon nasıl bu kadar hani mükemmel hale getirebildin diye. Mehmet Ali Erbil'in varlığı, onun Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olması, onun tiyatro sanatçısı olması ve diksiyonunun gerçekten harikulade olması ve benim de haddimi bilip bu adam iyi biliyor bu işi, bu çocuk o zamanlar. Evet. 20'li yaşlardayız. Sus, ukalalık etme, dinle. Vurgular konusunda uyarıları olurdu falan. Yani çok şanslıydım. Yanımda Türkçeyi fevkalade konuşan bir insan vardı.
Biz Şan Tiyatrosu yanan, eski evet. Şan Tiyatrosu müzikallerin yapıldığı. Haldun Dorman, Türk Tiyatrosu'nun büyük duayeni. Bana dedi ki, sana sunuculuk da yaptırmak istiyorum. O zamanlar bir balerindim, dans ediyordum müzikallerde. Aynı zamanda üniversiteyi okuyordum, radyo televizyonu. Ondan sonra yanıma da Mehmet Ali Erbil'i koydular. Aynı eş zamanlı olarak zaten sahneyi ve televizyonu şekillendiren hep aynı insanlardı. Ankara Televizyonu, TRT Ankara Televizyonu'ndan Kahraman Afyonoğlu. Evet. Büyük yapımcı, evet. Yönetmen. Ah, çalışsan ne deli anlatılır. Yani. Zekadan, yaratıcılıktan. O da Mehmet Ali ile beni hem programda, Doremi programında, hem de sahnede Johnny Logan vardı. Eurovision'u üst üste kazanan İrlandalı. Evet. Onun için bir şov kondu. Mazhar Fuat Özkan, 89. Nilüfer, ondan sonra Johnny Logan, harikulade bir orkestra ve biz sunuyoruz. Öyle başladık. 1984'ten 1995'e kadar aralıksız televizyon sunuculuğumuz ikili olarak devam etti. Sonra yıllarca sahne üzerinde. Son işte 10 yıldır, 15 yıldır hani farklı yönlerde, farklı kariyerler yaparak hayatımızı sürdürdük. Burada acil şifalar. Çok şifalar. Evet, inşallah. Görüşüyor musunuz işte son dönemlerde? Bir röportajınızda da Mali'ye gerekirse organlarımı veririm demiştim. Sonra bir şey oldu, üzüldüm ben. Zannediyorum ablası mı, kız kardeşi mi? Kız kardeşi. Yeşim bir yanlış anlamış tabii Yeşim Hanım, hocamız çok da sağlığıyla ilgilendi kardeşinin. Bir şey atfedildi bana. Hani Çiğdem Tunç, Mehmet Ali Erbil'in hastalık sürecini kendine reklam. Şimdi orada durun dedim. Bugün esnaf dahi Çiğdem Hoca diyor. Bir de şey diye git, ben tanımıyorum Çiğdem Tunç'u gibi bir şey. Böyle beni üzen şeyler oldu sevgili Baransel. Uzak durmayı tercih ettim. Ben dualarımı yapıyorum. Mehmet Ali'nin bir kabahati yok. O yatıyor, uyuyor 8 ay. Uyanamadı. Nelerle mücadele ediyor. Sağlığıyla, hayatıyla mücadele ediyor. Çok da güzel bakılıyor. Evet. Çok da güzel bir ailesi var. Kızı Sezin, eski eşi, eski eşleri. Hakikaten kardeşi. Harika bir ailesi var ve el bebek gül bebek bakılıyor Mehmet Ali Erbil. Bu kadar insanı güldürmüş bir şovmen, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük şovmeni. Bütün Türkiye'den de çok dualar almış bir insan. Güldüren insanın yeri cennetliktir. O dualarla, güzel bakılmayla ve ihtimamla Mehmet Ali sağlığı için bir mücadele veriyor. Güzel haberlerini alıyor. Ama ben kendi şahsiyetimin, hani etrafındaki bu insanların ya da insanın bu yaklaşımından dolayı yanlarına varmadım. Bir kırgınlık. Mehmet Ali'ye yok. Yok, hayır. Kırgınlık oldu. Kırgınlık evet. Olmuş yani Mehmet Ali Erbil'e değil ama. Dokundu. Çünkü ben artık sanat hayatında 40. yılı geride bırakmakta olan, kendini kanıtlamış, yaşantısı, sadeliği ve mesleki olarak eforlarıyla, çabalarıyla kendinden söz ettiren, hatta yeteri kadar söz ettirmeyen ve bunu da tercih eden bir insanım. Göremezsiniz beni. Hani şeydir, işim, evim işimdir. Yani magazinsel tarafınız yok açıkçası. Yok. Böyle bir şeye ben atfedildiği zaman, güzel adımın, yıllarca saygıdeğerliği için mücadele vermiş olduğum adımın, ben uzak kalırım o çevreden. Ama organlarım onundur ihtiyacı olduğu anda. Ya muhtemelen şöyle oluyor. Yani müthişe bir dostluk var tabii orada. Yıllarca birlikte sırt sırta bir işte mücadele. İşte kim ben tanımıyorum demek. Mücadele var bak orada. Bak yine hocama bütün saygı, Yeşim Hoca. Bütün saygılarımla. O kardeşinin sağlığıyla ilgili emeğini versin. Benim için en büyük şey odur yani. Ona emanet. O da çok uğraşıyor. Saygım, sevgim sonsuzdur.
ben uzak durmayı tercih ediyorum. Çünkü ben kimsenin varlığıyla dünkü çocuk değilim. Kaldı ki o yıllarda da yapmadım. Böyle böyle gideceğim de Mehmet Ali Erbil'in hasta yatağında bilinçsiz yattığı günlerin şavkıyla kendi adımdan söz ettireceğim ha. Yani. Hadi oradan. Yani muhtemelen soruldu size. Efendim? Muhtemelen soruldu size böyle bir şey. Siz bana de dediniz şey sorulmadı. Ki. Ben hiç. Ha, bu organ şeyi nerede açıldı mesela? Televizyon programında. Soruldu. Yok hayır bu değil. Bana da sorulsa ben de şunu söylerim mesela. Hani... Ya beni Nurcan Sabur aradı. Hastane ziyaretinden sonra baş başa. Nurcancığım gittim dedim. Böyle böyle dedim. Erkan Yolaç abimiz de oradaydı. Evet, bak evet, ne evet. Güzel kardeşini yalnız bırakmıyor. Ondan sonra rahat nefes alsın diye damar yolu açmışlar dedim. Aramızda konuşuyoruz telefonda. Nurcan da söylesene kızım dedi. Ben yazdım dedi. Senden değil dedi. Bütün dedi kuaföründen herkesten duydum ben. Hani bütün gelişmeleri takip ediyor. Hepimiz tabii takip ediyoruz. Her dakika hastanede kalabalık yaratmak da doğru bir şey değil. Aileye yük olmak doğru bir şey değil. Ondan sonra Nurcan yazmış Magazin Kolik. Evet. Orada yazmış demiş ki duayen gazeteci Mehmet Ali'nin işte gırtlağını kesik attılar hava alsın diye. Kıyamet koptu. Öyle bir atfedildi ki Hakan'cığım ben çıkıp basına oradan bilgiler vermiş kendi adımın geçmesi için zeminler hazırlamışım gibi. Bu benim çok ağrıma gitti evet. Ne demek? O herkes haddini bilecek yani. Yani bir telefon konuşması esnasındaki sohbetten... Kendi baş başa. Evet. Evet. Nurcan da 40 yıllık arkadaşı Mehmet Ali'nin iki arkadaş konuşuyoruz. Nurcan'a da kuaförü varmış Mehmet Ali'nin o da söylemiş böyle böyle. Rahat nefes alsın diye damar yolu açıldı diye. Biraz sert dile getirmiş onu Nurcan. Çocuk Ali etkilenmesin diye ailede şey yapmışlar ama bunda benim hiçbir dahlim yok. Siz niye bütün bir magazin basını böyle bir şey oldu? Aman derim ben buradan duamı ediyorum. Tüm Türkiye'nin karşısında söyledim. Ve sözünün eri çok mert bir kadınım ben. Her dediğimi yaparım. İhtiyaç olduğu anda benim çoluğum yok çocuğum yok. Topluma mal olmuş bir insanım. Alsın. Neye ihtiyacı varsa benden alsın. Tekrar söylüyorum. Bu son derece içten söylenmiş bir şey. Çok yani içten. Bir arkadaşın o. Şimdi sonuçta bir kader birliği edilmiş yıllarca. Bir dostluk söz evet. Konusu. Böyle bir noktada da hani sen de söyleyebilirsin böyle bir şey. Biz de söyleyebiliriz. Bana sorulsa... Sen de bir geçmişimiz olur, bir 20 yıllık bir sırt sırta vermiş bir arkadaşımız olur. Aramızda. Senin başına bir şey gelse, bir sıkıntın olsa ben bunu rahatlıkla evet. Söyleyebilirim. Hakan'a veririm diye. Ne kadar yanında olduğunu evet. Göstermek için evet. Denmiş Nurcan bir şey. Nurcan da tabii. Onun arkadaşı, ona da sürekli haberler geliyor Mehmet Ali cephesinden. Söylüyorlar işte odaya kaldırıldı, yoğun bakıma alındı. Normal odaya çıktı, damar yolu açtılar. İşte şöyle hani nasıl Allah korusun bugün bir Covid hastası yakınımız olsa değil mi? Takip ediyoruz geçtiğimiz haftalarda değerli meslektaşım sevgili İkbal takip ediyoruz aman normal odaya çıktı aman entübe edilmedi değil mi ama bunlar konuşulmaz mı aramızda evet. Sizinle konuşmaz mıyız biz bile bu kadar tanımadığımız halde olmuş insan. Takip ediyoruz yani bu takip tür. Edilir Allah nefes. Şifa versin çok evet. Emeği var herkeste ama bayağı çok. Ben size bu konuda kırılmış gördüm yani çok Ali, çok iyi ettiniz sordunuz üzerinden zaman geçmişti. İfade etmek istememiştim çünkü canla can pazarı varken ortada bunlar çok ayıp şeyler. Bunlar taşınacak, konu edilecek, söz konusu edilecek şeyler değil. Önce can, ihtiyaç duyulduğunda canımdan, kanımdan her an ona bağışlamak adına yanındayım. Bunu bilsinler bu bir yeter. Bakış açısı. Şimdi eski görüntülere bakalım birazcık. Hı, bakalım. O günlere dönelim. Dönelim. Thank you.
koştum peşinde, zigzag çizdim seninle, senden ayrılsam bile. Tam 80'ler şu an. Tam 80'ler tabii canım. Tam flash dans dönemi böyle abi var değil mi? 80'li yıllar. Tam 80'ler. Tıfıl yılların benimdi. Baksana saçak gibi. Valla müthiş. İki kere Türkiye elemeleri. Evet, ilk kere Türkiye elemeleri. Maalesef hani o ipi göğüsleyip de ülkeyi temsil edemedik ama dediğin gibi temsil etmişçesine büyük heyecan. Arı Stüdyosu, Arı Stüdyosu'nda Ankara'da. Arı Stüdyosu'nda tabii. Ülkenin en büyük müzisyenleri, orkestra şefleri, orkestra zaten. O canlı orkestranın olduğu böyle çukurda onlar. Elin ayağın. Ya yani ben hatırlıyorum son... Garo Mafyan'la Turan Yükseler yapardı o şeflikleri. Tabii. Sonra parçaların rahmetli mesela Selçuk Başar, bizim Selçuk Arzu Ece ile olan işte o şarkımız Zigzag. Bu aynı şekilde Özkan Turgay. Yani öyle bir orkestra kurulurdu ki hep büyük duayenler, başlarında şefler, TRT televizyonu, bütün EK1, en iyi yönetmenler, en yani, baba yapımcılar. Yani aylarca zordu. Hazırlanırdı değil mi insanlar? Aylarca hazırlanırdı. Tabii. Bir tanesinde MFÖ birinci oldu. Sizin katıldınız değil tabii, mi? Tabii. Evet, Sufi mi? Evet. Bir Mazhar Fuat Özkan güzeldi şarkıları. Hı hı. Bir de İkinci katıldığımızda Kayahan. Gözlerinin hapsinde. Çok güzeldi. Siz de bayağı yani sert rakiplerle mücadele tabii, etmişsiniz. Allah rahmet eylesin ama hep çok beğenilirdi. Evet. Arzu'yla olan bu parçamız. O zamanlar Albano, Romina Power evet. ikilisi vardı. İtalya'dan o geceye özel konuklar olarak Albano en çok bizi beğenmişti. Tabii, çok yani Avrupa'da olması gereken diye. Yani zaten hani gerçek bir jüri yani işte Albano da bunu diyorsa. Evet diyor. Tabii yıllarca Sanremo'lar ondan ne sonra. Ne tıfınız o zamanlar yani bugünkü aklım olsaydı keşke o yıllarda da onu diyeceğim. Çok zordu yani gerçekten. Oradansa hani nasıl sizin Survivor kırılma noktası. Oradan sen sağ çıktıysan. Sana karada ölüm yok denir yok, ya. Evet. Hani her şeyi becerirsin. Ama çıkamasan da çok şey öğreniyor insan. Çok büyük bir şey, tecrübe. Bizim için de elimiz, ayağımız da her gittiğimde hasta olurdu. Ya sesim kısılırdı. Ya sindirim sistemi bozulur demek sinirsel işte. Tabii. Her seferinde başıma bir şey gelirdi. Çok güzeldi. İzlerken biz kendi aramızda konuşuyorduk. Aslında orada ses vardı. Eurovizyon dönemi işte. Sen de evet. Bayağı değil mi? Öyle tabii, kağıt kalem alarak hani kim birinci olacak, kim ne olacak. Böyle tabii. Bir müthiş bir heyecan vardı. Ratinglerin zirveye vurduğu bir gece. Aileler tabii. Evlerde toplanırdı. Bülent Özverin saat 9'da Bülent başlardı. Özverin'in, evet. Bülent Özverin'in evet. Muhteşem anlatımıyla değil mi o da yani? Tahmin yapardı. Büyük usta. Yani o da muhteşem. Şimdi derdi Yunanistan tabii ki Güney Kıbrıs'a puan verecek. Tabii. Evet, Azerbaycan'dan evet. 12 puan yine mi geliyor tabii falan? Geliyor. Evet, her zaman. Ben hemen bir sinemaya da geçmek istiyorum. Ben mesela işte o 80'li yılların sonu 90'da demeyeyim de aslında o Türk filmlerini çok Şabaniye. Severdim. Şabaniye. Efsane. Ondan sonra mesela ben işte o Kayıp Efsane. Kızları ben çok severim. Çok güzel. Alev Alev mesela o çok evet. Sevdiğim evet. Bir filmdir. Aslında arkada dönsün evet. O. Biz de konuşmaya devam edelim çok o görüntüler. Çok şanslıymışım. Harika. Tercih edilmişim. Evet. Bir gittim yani kaç işte 19-20 yaşları. Bakın Kemal Sunal'ın, Adile Naşit'in, ondan sonra Turgut Boralı'nın kimlerin karşısındayım yani. Çok şanslıyım. Kartal Tibet yönetiyor. Evet. Yani efsane. Yani. Tarkan. Yeşilçam'ın tam merkezi. Evet. Bu Kayıp Kızlar galiba değil mi? Hayır. Ha yok Şabaniye. Şabaniye görmedim evet. Ben burada. Nurlarda uyusun evet. Kemal Bey. Evet. Geçtiğimiz ayda usta. Zaten hem doğum evet. Günüydü değil mi? 11 Kasım. Evet. 10 evet. Kasım'da kutlamıyor. Evet. Evet. Allah rahmet eylesin ona da çok değerliydi. Ya. Ben onun filmleriyle bebek. Büyüdüm yani. Şabaniye'yi yani, en izlemediysem 100 kere izlemişim. Yani şu anda ben... Şabaniye efsane. Eve gitsem bir Kemal Sunal filmi olsa ben değiştirmiyorum kanalı zaten. Evet, 100 tabii. Kere seyret... Ne 100'ü? Belki 500 kere seyretmişimdir. Hala reyting kalıyor. Eskimiyor. Yani bu çok müthiş bir şey. Demek ki tüm zamanları kucaklayan bir büyük sanat özelliği taşımış
Değil mi? Evet. Seneler geçtikten sonra eskimiyor Kemal Sunal. Aslında o kadar çok konuşacak şey var ki daha süremiz dolmuş. Tamam, geliriz yine bir daha. Çok güzel. İkinciyi de çekeriz. Bir ikinci programda yaparız beraber. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Hakikaten benim açımdan da çok mutluluk verici bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. O zaman biz ne diyoruz? Sadece spor değilden bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.